Bu videoda nefsini günahlardan arındırma kavramını ele alacağız ve bu sürecin kurtuluşa nasıl katkı sağladığını inceleyeceğiz. Öncelikle nefs nedir? Nefs, insanın iç dünyasında yer alan ego, arzular ve dürtülerin bir bileşimidir. İslam geleneğinde nefsin arınması ve kontrol altına alınması önemlidir. Nefsin arındırılması, nefsi arındırmak kötü düşüncelerden, davranışlardan ve günahlardan uzaklaşmak anlamına gelir. Namaz, oruç, sadaka verme gibi ibadetler nefsi arındırmada önemli rol oynar. Kendini sorgulama ve içsel yolculuk da nefsin arınmasına yardımcı olur. Kurtuluş ve hüsran, ayette belirtildiği gibi nefsi arındıran kişi kurtuluşa erer. Bu, ahirette cennete girmek anlamına gelir. Nefsi günahlara daldıran ise hüsrana uğrar. Bu, dünya ve ahiret hayatında kayıplara yol açar. Nefsimizi günahlardan arındırmak için çaba göstermeliyiz. İçsel huzur ve kurtuluş, nefsimizi kontrol altına alarak mümkün olur. Nefsin arınması, içsel bir yolculuktur ve kişinin manevi gelişimine katkı sağlar. İşte nefsin arınması için bazı öneriler, ibadetler, namaz, oruç, zekat verme ve hac gibi ibadetler, nefsi arındırmada önemli rol oynar. Bu ibadetler, insanın kendini sorgulamasına ve günahlardan uzaklaşmasına yardımcı olur. Sadaka verme, maddi ve manevi olarak başkalarına yardım etmek, nefsi arındırmada etkilidir. Sadaka vermek, bencillikten uzaklaşmayı sağlar. İçsel yolculuk, kendini tanımak ve içsel huzura ulaşmak için içsel yolculuk yapmak önemlidir. Meditasyon, dua, felsefi düşünce gibi yöntemlerle bu yolculuğu gerçekleştirebilirsiniz. Kötü alışkanlıklardan kaçınma, sigara, alkol, kötü arkadaşlık ilişkileri gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak, nefsi arındırmada önemlidir. İyilik yapmak, başkalarına yardım etmek, gönüllü çalışmalara katılmak ve sevgiyle davranmak nefsi arındırmaya katkı sağlar. Kendini sorgulama, nefsin arınması için kendinizi sorgulamalısınız. Hangi davranışlarınızın günah olduğunu düşünün ve bu konuda çaba gösterin. İçsel yolculuk, kişinin kendi vücut şehrine, ten kapısından girmekle başlayan ilahi yolculuğun adıdır. Bu yolculuk, varoluşun hakikatinin ne olduğunun merakından doğar ve kendiyle tanış olma yolculuğudur. İşte içsel yolculuğun bazı yolları şunlardır. 1. Meditasyon ve dua. Zihni sakinleştirmek ve içsel huzura ulaşmak için meditasyon ve dua yapabilirsiniz. Bu, içsel yolculuğun temel yöntemlerindendir. 2. Doğa ile zaman geçirme. Doğada yürüyüş yapmak, deniz kenarında oturmak veya ormanın sessizliğini hissetmek içsel yolculuğa katkı sağlar. 3. Ruhsal kitaplar okuma. Kendi içsel dünyanızı anlamak için ruhsal kitaplar okuyabilirsiniz. Bu kitaplar derin düşünce ve farkındalık sağlar. 4. Kendini sorgulama. Ben kimim? Sorusunu sık sık sormak içsel yolculuğun başlangıcıdır. Kendi varlığınızı anlamaya çalışın. 5. Geçmiş yaşam regresyonu. Bu yöntemle geçmiş yaşamlarınıza dönüş yaparak içsel sırları keşfedebilirsiniz. 6. İletişim ve paylaşım. İçsel yolculuk, diğer insanlarla iletişim kurarak da gerçekleşir. Duygularınızı ifade edin ve başkalarının deneyimlerinden öğrenin. Unutmayın ki içsel yolculuk kişisel bir deneyimdir ve herkes için farklıdır. Kendi içsel dünyanızı keşfetmek için zaman ayırın ve bu yolculuğun keyfini çıkarın. Bir sonraki videomuzda rızkımızı arttıran, genişleten ve bollaştırmak için video hazırlamayı düşünüyorum. Yorum kısmına rızık videosu gelsin yazmayı unutmayın. 50 tane yorum gelirse pazar günü saat 18.00'da videoyu paylaşacağım. Allah'a emanet olun.